afımıza yakışacak mı? He? Aha birader geldi. Birader bir süre buradan 300'e gidiyorum. Gideceksin gideceksin en son tepeden. Konuyla pek bir alakası yok ama kapıda şifresi yok yani. Herkese merhaba arkadaşlar, video kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dışarıda açılış yaptık çünkü hızlı bir video olacak. Hızlı bir açılış yapmam gerekiyor çünkü geç kaldık. Bugün arabaya jant lastik almaya gidiyoruz. İzmir'de oturuyorum bildiğiniz üzere. Manisa, Akhisar'a gideceğiz. Şu an video çeken Kenan var. Bir de Mert Ceylan'ı alacağız yani beyaz Tofaşlı. O arabasını bırakacak. Üçümüz beraber gideceğiz. Jant lastiğe bakacağız. Beğenirsek alacağım. %95 alacağız. Jant, para delik yani benim dememle para delik. Mangels işte. Bakalım inşallah beklediğimiz gibi çıkacak, fotoğraftaki gibi çıkarsa direkt alacağız yani açıkçası. Jantımızın sadece bir tanesinde ufak bir sorun var, onu ben biliyorum. Onun dışında bir şey çıkarsa almayacağım onu. Çünkü bu jant arabanın yürüyeni önemli bir şey ve dünya kadar para veriyoruz. O yüzden şimdi bunun vlogunu çekiyoruz. Eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi Nisa'yla diyorum arabanın gazını fırlıyoruz, az sonra çıkacağız. Önde hellebi aldık. Şu an şurada ayar yapamadım çünkü kafa ayarı falan yapacağım arabaya getir. O plakalık falan değişecek, sis bağlanacak, işte kafa ayarı mesela. Şu an bu far biraz yamuk. İkisi de sıfır alındı. Lakin biraz yamuk, bir de bak bunu takamamış kaportacı. Şu eksiklerini gidereceğim. Ya da bunu gidip sıfır alacağız. Yani tırnağın da biraz şey var. O tarafta sıkıntı yok ama bu taraf düz, bu taraf değil. Bu taraf biraz daha yukarı. Onu ayarlayacağız bakalım. Arabanın toplama videoları gelecek. Pastacılar vesaire gideceğim. Boyayla ilgili biraz daha işlerim var. Bakalım aynalar boyandı. İçiyle aynayla. Biraz pis arabamız sadece. Bakalım beklemede kalın. 170 lira. Arkadaşlar gidiyoruz. Mert Ceylan Karabağlar'da oturuyor. Oğlum. Ah be. Uşak aldık. Karabağlar'da oturuyor. Karabağlar'a geldik şu an. Onu alacağız. Onunla birlikte gideceğiz. Gelmiş. Kapı düşmesi hala yok. Nerede bu? Neredesin? Mango. Sen makinalı ben soft miligam. 10 miligam. Gittim gittik biniyorum. Bakalım. Karabağlar bile ben hiç sevmiyorum burayı. Yeşillere Karabağlar. Ben Bayraklı, Bornova, Alsancak, Karşıyaka, Bostanlı, Göztepe, sahil evleri. Ben... Mert'in evini tam hatırlamıyorum çünkü arkadaşlar. Mert'i alalım aşağı. Geldi Kara Şimşek geldi. Ne oğlum birader? İyi kanka, sen ne yapıyorsun? İyi. Af kanka. Evet, kok pilotumuz. Oğlum ne kemeri? Kemer takma boşver. Ceketi çıkar bence kanka, rahat kullan şu arabaları ya. Oğlum ben rahatım zaten. Ceketi çıkar. Ben uzun yola gidemiyorum kankalar. Ben uzun yol fobim var. Arabayı kullanamadığım için fobim var kanka. Benim de. Ondan Mert'i aradım, dedim arabayı kullan, uzun yola gidelim. Aa, araba gidiyor. Oğlum SUV'de gibiyim var ya. Ne alakası ha? Basık araba, kalk araba farkı. Aa, bunun frenleri tutuyor. Vallahi tutuyor. Biz nereye gidiyoruz şimdi? Manisa, Akhisar. Akhisar nerede? Şehir merkezine doğru mu gideyim? Ben sana tarif edeceğim şimdi. Of, şey çok güzelmiş. Tanıdık mı? Korna yapmışız. Tabii. Kanka bir de bir şey diyeceğim. Benim kornana T logosu düşmüş sen bastığında galiba. Oraya bir yer, yerlere bak bakalım. Ben önümü görmemişim. Tamam boş ver. Korna yapmışız diyor. Yaptık tabii. Aldın mı? Almadım. Alsaydın ya. Çok kayar abi, dikkat et. Tanımıyorum, bir anda tanımıyorum. Sen tanıyor musun? Duracak otobüs. Karşısı var. Ya burası Bayraklı değil şimdi. Doğru. Burası benim çöplüğüm. Doğru. Senin çöplük, doğru. Haklısın. Bugün şu an çekiyorum. Eyvallah. Bunda da çekelim. Tamam.
Baba bak senin çöplüğün ama var tanıyanımız ya. Yapma baba. Arabası maşallah güzelmiş abi, ben beğendim. Zevkler ve renkler ama ben beğendim. Yo etmez kanka arabası. Gaz ver bakayım. Vermez kanka. Benimki ediyor da onu. Şimdi ustamcan verecek mi? Adamsın, siz daha güzel. Yolculuk nereye? Ben de manisa jant lastik almaya. Basacağız artık yeter. Arkadaşlar ben Manisa'yı sevmiyorum. Neden? Bu yüzden işte. Adamı aldılar, çevirmeye girdik. Bizim Mert'i aldılar, şoförü aldılar ama bırak. Arayıp soracaklar. Adamı aldılar, asker kaçağı çıktı, yoklama kaçağı. Ben arabadan ceza yeriz dedim, öndeki ellilere baktı. Ne? Benim çağırıyor. Geliyor herhalde, geliyor. Telefonu aldı. Bekle diyorlar oğlum ona, ona daha... Ya ceza yazacak ya bir şey yapacak ya bu. İnşallah bir şey olmaz yeter ya. Artık sivilden de ceza yersek var ya yurt diyeceğim artık ya. Ben bilerek bu koltuğa oturdum ya. Adamlar beni şoför koltuğuna görünce ceza yazıyorlar diye. Şimdi de bunu aldılar ama. Ah be birader ya. Ah be birader ya. Şuradan bir kurtulayım aşağı mı diye arkadaşlar. Aha geliyor. Geliyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kara Şimşek ya. Kara Şimşek ne oldu? Bu Manisa'da ben ceza yemek zorunda mıyım artık? Yedin mi? Yemek. Ne oldu? Ne diyor? Vallahi baktı öğrenci belgemi falan her bakımı gösterdim. Evet. Ondan sonra diyor sen gene bir git askerlik şubeye diyor göster. Bir sorun yok yani şu an. Yok. Burada olmasa dönüşte de olmaz. Dönüşte bakacağız işte nasip. Hepsine böyle açıklama yapacağız. Yaparız ya. Döşeme yok zaten. Kolunun diye döşemeni bir yerde kursak ama arabanın sağ döşemesi yok. Kim diyor onu? Ben. Kim diyor onu? Kim diyor onu diyor? Komiserim diyor, taş yakıyor diye yanına götürdüler beni. Camını kapat ama videodayız ya. Bak şimdi şurayı döndük mü Manisa? Allah Allah. Hiç sevmem Manisa'yı. Hiç. Manisalıları da bak, pek sevmem pek. Ben araba sürenleri de sevmem plakayı. 45 plakayı görünce kaçarım. Şuna bana mı şu an saldırın diye de ben de öyle yazıyorum. Bak geçeceğiz, herkes önümüze atlayacak. Niye? Kanka Manisa'da öyle ne sinyal var ne bir şey var, direkt lan geliyor araya. Ama Atatürk heykeli. Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Nereden gideceğiz? Arkadaşlar geldik. Ding. Akhisar'dayız şu an. Manisa'da Akhisar'da izleyen arkadaşları varsa buradan hepsine selam söylerim ama kusura bakmayın ben Manisa'yı neden sizce sevmiyorum. Bunun açıklamasını yapmak da istemiyorum. Manisa'yı neden genel olarak sevmiyorum Manisa'yı. Tabii herkes sevmek zorunda. Kişilerle bir soruyorum. Manisa'yı sevmiyorum yani ben. Bakalım jant lastiğimiz umarım güzeldir. Belediyenin önüne gideceğiz. Akhisar Belediyesi'nin önüne. Adam oraya gelecek. Sahibi değil zaten jantın. Arkadaş vasıtasıyla yolluyor. Kendisi daha uzakta bir yerdeymiş. Bana yakınlık olsun diye Akhisar'a genç getirdi. Bize fazla gitmeyelim en azından diye. Tamam dedik. Bakalım. Umarım istediğim gibidir. Değer bu kadar yolumuza değmeye, gelmeye, gitmeye. Bu dayağına evde ve de kır sıkmış. Ara gaz çekiyor. Ben konuma bakayım, belediyeye gideceğiz. Bakalım belediye neredeymiş. Arkadaşlar geldik. Belediyenin önünde adam bekliyoruz. Alacağız. Af kanka. Bu mu? Vallahi bu galiba. Yok değil oğlum, kadın alayım. Manyak mısınız siz? Arkadaşlar abi getirdi. Ticaretimizi gerçekleştirdik. Zaten daha önce de Doğan Efe'ymiş bu. Baba bak şuna bir bak. Şuna bir çık oradan güneş yapma bir. Şuna bir bak nasıl parlıyor ya. Bulaşık. Lastikler kalın değil mi abi? Abicim para delikte kalın takılıyor. Normalde 60-65 olur.
70 takan da var. Bu 70. Ben daha sonra lastik değiştiririm. Sıkıntı yok. Jantlarımız güzel. Hani kozmetik olarak da güzel, polisajı da güzel. Ama iç kısımlarında biraz kirleri var mesela şöyle. Ben bunu takmadan önce tabii detaylı temizlik yapacağım. Ama belki de en son buna bir pastacılığa bir şey daha yaparız gibi. Yani şunun göbeği takılı değil, göbeğini taktıracağız. Güzel ya. Bakalım. Afımıza yakışacak mı? He? Yakışır. Şuna bak, Allah dayanamazsın. Bu jantlarla kaç aydır biliyorum. Abi, utandım şu an. Gitme korna basma ki. Şu korna sesini burada duyayım ben bir. Dayı ne diyorsun? Jantlar olur mu? Satarız mı? Şimdi aldım. Şimdi aldım ama satarız. Kaç para vereceksin abi? Bunları satıyorum ben ama. Bunları yeni aldım. Bunlar lastikleri kapak yalnız ya. Lastikler çok iyi değil ya. Lastik değil. Ben jant için aldım. Ama bunlar güzel. Bunları vereyim sana istesin. Ford Fiesta jantı. Bakma kirli olduğuna. Bakımsız şu an. Bir temizleyince dertlerimiz oluyor. Kango. Olur abi, 14 şart 4 mişon. Ne iş istiyorsun nasıl ya? Ne abi? Yine bir masraf ediyor arkadaşı. Arabaya mı masraf ediyor? Niye etmeyeyim abi? Ne diyeyim ya? Neye edeceğim başka? Param bu ne yetiyor? Şahin'e biniyorsun. Gereksiz yani. Yok abi, niye gereksiz? Yavaş yavaş abi, kimse armutlu şeyine düş olmayacak. Yavaş yavaş Şahin'e bineceğiz, satacağız. Başka bir arabaya bineceğiz, satacağız. Yükselteceğiz öyle. Genciz daha, 20 yaşındayız. Araba sahibi olmuşuz. Allah bereket versin. Gençler hadi bagajı yükleyelim şunları. Yoksa ben bunu vuracağım. Boş konuşuyor. Bagajda var, aç, yıkayın elinizi, ben yıkayayım arkadaşlar. Bagajı böyle koyabildik. Al kanka. Bef. Aras kargo poşetlerini buldum arabada, onlarla korumak şey yaptım. Koltuğa moltuğa gelmesin, kirletmesin diye. En alt tabakayla serdim. Jantlar güzel ya, maşallah. Bakalım. Hayırlısıyla takacağız. Jantları bindirdik arabaya. Gidiyoruz. Güneş de nasıl vuruyor. Ama bunları hemen takmayacağım arkadaşlar. Çünkü bastıracağım zaman takacağım. O da vize bekliyor. Bizi bilmiyorum. Yani bir ay elimde duracak bu şantlar büyük ihtimalle. Ama bakalım. Odama koyacağım. Temizleyeceğim, odama koyayım. Rekor. İçine amber düştü. Amber düştü hem içine. Bizde. Ver bakayım bir korna. Egzoz. Bitmez. Ha. Nasıl kaçılıyor? Yeter daha. Araba mı kız öyle düşecek zaten. Özgür abi benden bu kadar. Bak bir de ben yapayım. Abi bak, çay var şimdi. Yeşil gelmiş abi. Abi oğlum araba. Niye herkes bizi gördü kaçınıyor? Limonları parlar diyorduk. Biz çok can yakmayalım bugün. Bırak, kapat her şeyi, at kendini sağa. Yeter. Bugün cenazesi gideyim ben hep. Neler ya. Her gün ayrı bir olay ya. Her gün gününde ayrı sabrı. Her gün bu adam var. Bu adamın evi bizim evi. Yarım saat 40 dakika uzakta. Hayır, yarım saat 40 dakika uzaklıkta bu adamın evi. Bu adamla her gün beraberim. Hep aynı gün araba. Her gün kapı döşemesi yok. Niye yapmıyorum hala anlamıyorum ama. Bununla alakası yok. Konuyla pek bir alakası yok ama kapı taşıması yok yani. Kapıda sorun şöyle arkadaşlar. Kitleme yapmıyor. Mete şey sıfır aldık. Ama
yapmıyor. Bunu ne zaman götürüp yaptıracağım bilmiyorum ama gidip jant almaya gidiyorsam bunu. Oh, güneşi gördük şey. Aksakalı dedeyi gördünüz mü az önce? Gözümü almıyor oğlum. Tünelden çıkıyor da gözümü nasıl alıyor? Artık eve doğru gidiyoruz. Mert'i bırakacağız sonra. Güzel gideceğiz. Ben kendimi bırakacağım. Ya kendi kendine bırakacak o, pardon. Ben anlamsızca nedenini bilmediğim şekilde Mert gaza basıyor. Galiba öndeki Mercedes'le... Ağaçlar ormana, ormanlar ağaca, dönmeli yurdumda. Kaçış lampası nerede ya? Onu göstermek için video açtım. Ha, kaçış lampasına son 500 metre. Arkadaşlar az sonra kaçacağız. Girme bir daha ekip otur. Bu jant lastiği satarız belki. Lazım olur. Mercedes iyi gidiyor. Aa Bilal geldi. Bilal bir şey buradan 300'e gidiyor. Gideceğin en son tepeden şu an yani ben GTA San Andreas'taki gibi çok güzel olur yani. Arkası ne acaba? Orman mı? Değil mi? Hani evin üstüne düşme mesela orada yani. Ya bu oğlum adama niye yapıyor? Selektör at ya adama. Abi bizimki biraz hızlı biliyor musun? Genç daha kanı hızlı kaynıyor. Yokuş aşağıya her türlü koşar. Yeter. Kameralara selam salla şimdi Mert. Ne yersek? Yersek de düşüyoruz. Bu araba ilk defa bu kadar görmüştür ha. Kaç şu an? 150 mi? Yok ben 180 gördüm. Yeter de ha. Yavrum şehir içindeyiz. Ama asla bir şey yapmamız. Burada 50 ile gidin diyor ama. 150 olmaz. Özlem Ökçesi'ymiş. Kavuşmak ne attığımızı. Yavrumu eve bırakıyoruz ve biz kaçıyoruz. Ne alıyor bagajdan? Ha montunu. Hadi yavrum görüşürüz. Seviyorum seni sağ ol. Dur gaza bak. Evet arkadaşlar jantları getirdim eve. Hafta burada. Artık bir sonraki videoda vlogda görüşmek üzere. Bunları artık detaylı temizliği bizi bekler. Arka lastikleri kötü onları. Büyük ihtimalle sıfır ya da çıkma lastik alacağım. Bilmiyorum bakalım. Bunları da takamayacağım dediğim gibi. Çünkü takarsam da geri sökmek zorunda kalacağım. Vizeye girdikten sonra arabayı basmaya yakın bunları halledeceğim. Bakalım. Ama ben yine de jantların yakışacağını düşünüyorum. Güzel olacağını düşünüyorum. Ama Kuki geldi. Kukili. Kuş. Bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, like kurmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle günlük vloglar gelsin mi arabayla? Onları söyleyin. Yani mesela bugünkü vlog bir günlük vlogtu. Ben siz video istediğiniz için çekiyorum. Normalde ben bugün çekim yapmayacaktım ama dedim hadi çekelim. Bu jant lastiğini de belki satabilirim. Almak isteyen olursa Instagram'dan bana yazsın. Bu jant lastiği satayım. Fiesta jantı 14. Lastiklerin durumu iyi. 65 yanak. Böyle olduğuna bakmayın biraz temiz. Normalde temiz aslında yani. Jantlarda hiçbir sorun bir şey yok. Ama bilmiyorum bakalım. Belki de satmam. Yedek koyarım kenarı. Başka bir projede kullanırız. Bu jantlar 16 olsaydı bu jantları kullanacaktım ama 14. 16 jant olsaydı bunları alacaktım. Paralelik yapmayacaktım bir süre ama gittik verdik dünyanın parasını. Her neyse bir sonraki YouTube videosunda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, like kurmayı unutmayın. Beklemede kalın. Hepsine videolar geliyor.